Şehitlerin arasına temsili olarak karanfil bırakıyor, dua okunuyor. Şehit düşen 50 polis için. Anayasanın ruhuna sadık kalarak görev yapan polis teşkilatımız hepimizin göz bebeği olmak durumundadır. Polis teşkilatımızı güçlendirmek ve onlara gözümüz gibi bakmak hepimizin ortak görevidir. 15 Temmuz akşamı yaşanan olay demokrasiye bağlılık konusunda bütün Türkiye'de ortak payda oluştu. Bu bizim için son derece sevindiricidir. Vatan evlatlarımız burada şehit oldu. Onlara demokrasi şehidi diyoruz. Onları asla ve asla hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması, ortak bir dil oluşturması, onların hayatlarını feda etmesiyle gerçekleşti. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, dünyaya bakışımız farklı olabilir. Ama Türkiye'de bütün siyasi partilerin demokrasi konusunda, hukukun üstünlüğü konusunda, devletin liyakat esasına dayanması gerektiği konusunda ortak bir tavır takınmaları, ortak bir görüş oluşturmaları bence çok önemlidir. FETÖ terör örgütünün devletin içinde bu kadar yuvalanması, yapılanması, üstelik silahlı kuvvetler gibi bir örgütün içinde bu ölçüde yuvalanması hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir tablodur değerli arkadaşlarım. Fethullah Gülen'in kesinlikle Türkiye'ye iade edilmesi lazım. Bu konuda iade talebinde bulunulması, bakanların oraya gitmesi bizim açımızdan son derece olumlu ve Fethullah Gülen'in Türkiye'ye teslim edilmesi gerekiyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.